Bazen ticarette birçok farklı göstergeyi bir arada kullanmak gerçekten zor olabilir. Ancak bugün size TradingView'de harika bir şey göstereceğim. Bu, birçok göstergenin işini aynı anda yapan gelişmiş bir göstergedir. Bu, artık birçoğu arasında hokkabazlık yapmak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Bu gösterge, piyasadaki potansiyel değişiklikleri mükemmel bir şekilde gösterir. Bu göstergeyi ayrıntılı olarak açıklayacağım ve daha sonra videoda bu göstergeyi başka bir göstergeyle birleştirerek alım-satım ticareti açmak için bir strateji uygulayacağız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünümü grafiğimizi açalım. Yani bu göstergeyi grafiğimizde ayarladığımızda böyle görünüyor. Bu stratejiyi açıklamak için 15 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Öncelikle bu göstergeyi grafikten kaldıracağım, böylece ayarını en baştan açıklayabilirim. Bu yüzden bu harika göstergeyi grafiğe eklemek için öncelikle göstergeler sekmesini buradan açacağız. PCA risk göstergesini arayacağız. Ve sonra bu göstergeyi Julian Pihe adlı biri tarafından oluşturulan grafiğimize ekleyin. Bu yüzden, göstergeyi grafiğimize ilk eklediğimizde böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi grafiğin altına eklenmiştir. Göstergeye daha yakından bakarsak, bu göstergenin 0'dan 100'e kadar değerleri olduğunu görebiliriz. Merkez çizgi olarak 50 ile. Bunun 50 seviyesinde bulunan merkez çizgisinin üstünde ve altında salındığını görebiliriz. Bu göstergede, hesaplamada yaygın olarak kullanılan birkaç gösterge uygulanır. Daha önce de belirttiğim gibi, birçok göstergenin işini aynı anda yapar. Bu göstergenin ayarlarına buradan erişelim. Girdiler sekmesinde, bir dalga trend göstergemiz olduğunu görebilirsiniz. Hiyeken eşi sayım göstergesi, biraz aşağı kaydırırsak, ayrıca bir rune göstergemiz, shaft trend döngüsü göstergemiz, RSI, stokastik osilatör, RVI olarak da bilinen göreceli volatilite endeksi göstergemiz, gerçek güç endeksimiz var. Ve burada işimiz bitmedi bile, burada aşağı kaydırırsak Bollinger bantlarımız, Williams %R, momentum göstergemiz, TD sıralı göstergemiz ve 2 hacim göstergemiz ve daha fazlası olduğunu görebilirsiniz. Bu varsayılan ayarlara sahip tüm bu göstergeler bu göstergenin hesaplanmasında kullanılır ve daha sonra temel bileşen analizi veya PCA adı verilen istatistiksel bir yöntem yardımıyla, bunları en uygun şekilde toplamak için boyutların sayısını azaltmaya çalışır. Başka bir deyişle, bu yöntem yardımıyla bu gösterge, bu göstergelerden gelen verileri azaltmaya çalışır, böylece onları kolayca yorumlayabiliriz, ancak aynı zamanda bilgi kaybını en aza indirir ve bu gösterge için en uygun düzeyde veri sağlar. Bu göstergenin arkasındaki hesaplamalarla ilgili daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Bu gösterge hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, yazarın tüm ayrıntıları açıkladığı ticaret görünümünde bu göstergenin sayfasını kontrol edebilirsiniz. Şimdi bu göstergeyi nasıl yorumlayabileceğimizi ve ticaret için nasıl kullanabileceğimizi görelim. Daha önce de açıkladığım gibi, bu 0 ila 100 aralığında hareket eden bir osilatördür. Daha kolay yorumlama için 50 seviyesine yatay bir çizgi ekleyeceğiz. Yatay bir çizgi eklemek için, bu aracı buradan seçeceğiz ve ardından tam burada olacak şekilde 50 seviyesini ayarlayacağız. Bu arada, her gün ücretsiz alım ve satım sinyalleri alacağınız Telegram grubumuza katılarak bu zahmetten tamamen kurtulabilirsiniz. Ve tam olarak 50 değerine ayarlanmamışsa, buradan hattın ayarlarına gidebilirsiniz. Ve burada koordinatlar sekmesinde basitçe 50 olarak ayarlayabilirsiniz. Bu yatay çizgi ayarlandıktan sonra, 2 yatay çizgi daha ekleyeceğiz. İlki 80 seviye değerinde olacak. Bu da yaklaşık olarak tam burada olacak. Bir sonraki ise 20 seviye değerine ayarlanacaktır. Bu çizgiler göstergeleri kolayca yorumlamamıza yardımcı olacaktır. Söylediğim gibi bu sınırlı bir osilatördür, bu nedenle piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için iyi bir seçim olacaktır. Osilatör 80 seviyesine ulaştığında veya bunun ötesine geçtiğinde, tıpkı burada olduğu gibi, varlığın piyasada aşırı satın alındığını gösterir. Osilatör 20 seviyesine ulaştığında veya bunun altına düştüğünde, üzerinde işlem yaptığınız mevcut varlığın piyasada aşırı satıldığını gösterir. Mumlara da yansıyan göstergenin renk değişimi de bu okumalarda bize yardımcı olabilir. Göstergenin rengi mavi olduğunda, tıpkı burada olduğu gibi, piyasanın aşırı satıldığını gösterir. Kırmızı renge dönüştüğünde ise piyasanın aşırı satın alındığını gösterir. Bildiğiniz gibi, her aşırı alım veya aşırı satım tersine dönüş için bir sinyal değildir, sadece geri çekildiğimiz birçok durum vardır. Ve bu her zaman tam bir tersine dönüş değildir.
Bu yüzden güvenli tarafta olmak için en güvenli sinyalleri arayacağız. En güvenli sinyaller, piyasanın mevcut yönünde olanlardır. Örneğin, burada piyasa aşağı yönlü bir trend izliyor ve aşırı alım sinyali aldık. Bu daha yüksek olasılıklı bir sinyal ve daha güvenli bir sinyaldir. Çünkü bize piyasanın mevcut trendine girme sinyali verirler. Piyasanın eğilimine karşı olan herhangi bir sinyal yanlış sinyal olarak kabul edilecektir. Şimdi merkez çizgisi geçişine odaklanalım. Diğer osilatörlere benzer şekilde merkez hattı geçişleri de alım-satım sinyalleri sağlar. Merkez çizgisinin üzerinden geçtiğinde, daha büyük bir yukarı yönlü momentuma sahip olduğumuzu gösterir. Ve merkez çizgisinin altından geçtiğinde, daha büyük bir aşağı yönlü momentuma sahip olduğumuzu gösterir. Dolayısıyla, merkez çizgisinde bir kesişme gerçekleştiğinde, bize alım ve satım sinyalleri sağlayabilir. Ancak bunların hepsi ticaret için uygun değildir. Kısacası, piyasanın genel eğilimi ile aynı yönde olan merkez hattı geçişlerini almamız gerekiyor. Trendleri belirlemek için fiyat eylem analizini kullanabilir veya bu amaçla bazı göstergeleri de kullanabilirsiniz. Öyleyse bu stratejiye başka bir gösterge ekleyelim. Daha sonra göstergeler sekmesinde CCI'yi arayacağız ve ardından MTA kanalı endeksini grafiğimize ekleyeceğiz. Bu göstergenin ayarlarını değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada göstergenin ayarlarına gideceğiz. Girdiler bölümünde uzunluk değerini 100 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra, bu göstergenin ayarının stil bölümünde CCI çizgisinin rengini de beyaz olarak değiştireceğim. CCI 0 seviyesinin altında olduğunda, piyasa düşüş eğilimindedir. Ve CCI 0 seviyesinin üzerinde olduğunda, piyasa yükseliş eğilimindedir. Şimdi bu iki göstergeyi kullanarak bazı alım-satım ticaret örneklerini hızlıca inceleyelim. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olması için, her şeyden önce, fiyat 50 seviyesinin üzerine çıktığında ve üzerine çıktığında gerçekleşen bir yükseliş geçişi vermesini bekleyeceğiz veya ana göstergeyi bekleyeceğiz. Bundan sonra trendin yukarı yönlü olup olmadığını göreceğiz. Burada CCI'nin 0 seviyesinin üzerinde olduğunu görebiliriz, bu da piyasanın yukarı doğru trend olduğu anlamına gelir. Böylece satın alma sinyalimiz onaylandı ve burada bir alım ticareti açabiliriz. Bu strateji basit ama aynı zamanda çok etkilidir. Günde 3 kez bunun gibi sinyaller mi istiyorsunuz? O zaman ücretsiz alım ve satım sinyalleri için sinyal grubumuza katılın. Şimdi bir satış ticareti örneğinden geçelim. Bir satış ticareti için bu çizginin 50 seviyesinin altına düşmesini bekleyeceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi, bu bir satış sinyalidir. Ve burada sadece piyasa düşüş eğiliminde ise bir satış ticaretine gireceğiz. Burada CCI'nin 0 seviyesinin altına indiğini görebiliyoruz, bu da piyasanın düşüş eğiliminde olduğu anlamına geliyor ve burada bir satış ticareti açabiliriz. Umarım bu stratejiyi faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.